Sayın seyirciler, 9 günlük maraton sona erdi. Gerilimlere, kavgalara neden olan anayasa paketi Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Ocak ayının ikinci haftasında genel kurul maratonu başlayacak anayasa için. Mecliste dün gece de tartışmalar, sulu kavgalar eksik olmadı. Kavgayla başladı, kavgayla bitti. Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa paketi komisyondan geçti. Artık gözler genel kurul mesaisinde. Ne oluyor ya? Son gün geriliminin nedeni HSYK yapısıyla ilgili önergeydi. Üye sayısı 13'e çıktı. Adalet Bakanı ve Müsteşar doğal üye oldu. CHP masalara vurarak tepki gösterdi. Ben de Allah sizi affetsin diye dua edeceğim. CHP'li Engin Altay plastik su bardağını karşı tarafa AK Parti'ye doğru attı. Tansiyon iyiden iyiye yükseldi. Sulu kavga dakikalarca sürdü. Gün boyunca işte benzer görüntüler yaşandı. Komisyonda 21 madde olarak AK Parti tarafından hazırlandı. MHP olur dedi. Değişiklikler, iptallerle 18 maddeye düştü paket. Genel kuruldan geçerse Cumhurbaşkanı partisiyle ilişiğini kesmeyecek. Meclis 600 vekilli olacak. Başbakanlık tarihe karışacak. Yürütme yetkisi de Cumhurbaşkanı'nda olacak. Seçilme yaşı 18'e indirilecek. Seçimler 5 senede bir, Cumhurbaşkanı, meclis seçimleri de bir arada olacak. Her Türk vatandaşı aday olabilecek. Bakanları Cumhurbaşkanı atayacak. Gen soru, güven oyu mekanizmaları kalkacak. Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak. Başkomutanlığı temsil edecek. Ordunun kullanılmasına karar verecek. Cumhurbaşkanına soruşturma açılması, Yüce Divan'a sevki 3 aşamalı olacak. Önerge için 300 vekilin imzası aranacak. 360 oyla soruşturma açılmasına karar verilecek. 400 vekilin evet oyuyla Yüce Divan'a sevki söz konusu olacak. Bakanlar ve yardımcıları için de aynı yol izlenecek. Cumhurbaşkanının meclisi feshetme yetkisi olacak. O hal ilan edebilecek. Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısını seçecek. HSYK üyelerinin dördünü belirleyecek. Tartışmalar, kavgalar arasında komisyondan geçen pakette gözler genel